Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sıvı çözeltileri ve derişim türlerini işleyeceğiz. Sıvı çözeltilerle başlayalım. Sıvı çözeltiler iki ya da daha fazla maddenin oluşturduğu homojen karışıma çözelti denir arkadaşlar. Homojen karışım. Çözeltiler çözücü ve çözünenden oluşur. Örneğin tuzlu suyu düşündüğümüz zaman su çözücüdür, tuz ise çözünendir. Sıvı çözeltilerde alkollü su gibi çözeltiler düşündüğümüz zaman miktarı fazla olan çözücü, az olan ise çözünendir. Çözünen madde çözücü moleküller arasındaki boşluğa dağılır ve bu nedenle tuz çözünen, su çözücüdür. Aynı fiziksel haldeki maddelerde ise birbirinin moleküller arasındaki boşluğa dağılırlar. Bu durumda miktarı çok olana çözücü, az olana ise çözünen denir. Şimdi şurada bu örneğimizde çözücü ve çözünen katı sıvı gaz olabilir. Bakalım. Tuzlu suya baktığımız zaman çözücüsü sudur, yani sıvı, çözüneni katı. Alkollü suya baktığımız zaman çözücüsü ve çözüneni sıvıdır. Gaza baktığımız zaman çözücüsü sıvı, çözüneni ise gazdır. Havaya baktığımız zaman çözücü de çözünen de gazdır. Mesela havanın %78'i azot olduğuna göre azot çözücüdür, diğer gazlar ise çözünendir. Lehim arkadaşlar bir alaşımdır. Dolayısıyla çözücü de çözünen de katıdır. Çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşittir. Çözelti hacmi ise çözücü ve çözünen hacimleri toplamından daha küçüktür. Çünkü birbirler arasındaki boşluğa dağıldıkları için hacim az da olsa küçülür. Belirli sembol ya da formülleri yoktur. Sembol olanlar elementti arkadaşlar. Formül olanlar ise bileşiklerdi. Saf değildirler. Karışımlar saf değildir. Saf olan iki şey vardı. Element ve bileşik. Homojendirler. Evet, homojen karışımlara zaten çözelti diyorduk. Bileşimleri kimyasal özelliklerini kaybetmez. Örneğin tuzlu suyu düşünsen tuz da kimyasal özelliğini kaybetmiyor. Tuz da yine tuz tadı ağzımıza gelebilir. Hal değişim süresince sıcaklıkları sabit kalmaz. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. Bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Tek fazladırlar. Belirli ayırt edici özellikleri yoktur. Yani erime noktası, kaynama noktası, donma noktası, yoğuşma noktası gibi. Karışanlar her oranda birbirlerine bağlı olarak değişebilir. Çözeltilerin sınıflandırılmasına bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi çözeltileri fiziksel hallerine göre katı, sıvı ve gaz çözelti şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Katı çözeltiler çelik, lehim, sıvı çözeltiler sirke, gazoz, kolonya, gaz çözeltiler ise hava ve doğalgazdır. Elektrik iletkenliğine göre ise arkadaşlar elektrolit, yani elektriği ileten ve elektrolit olmayan, yani elektriği iletmeyen çözeltiler. Örnek verecek olursa arkadaşlar tuzlu su ya da asit baz çözeltileri elektriği iletir. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri ve asit baz çözeltileri elektriği iletir. Elektrolit olmayan çözeltilerde ise moleküler çözünme söz konusu. Burada şekerli su, alkollü su örneği verebiliriz. Derişimlerine göre ise arkadaşlar seyreltik çözelti, derişik çözelti. Seyreltik çözünen oranın az olduğu, değişik ise çözünen oranın fazla olduğu çözeltilerdir. Çözünürlüklerine göre doymuş, doymamış ve aşırı doymuş çözelti şeklinde. Doymuş çözelti çözebileceği kadar madde çözmüş olan çözeltilerdir. Doymamış çözelti ise çözebileceğinden daha az madde çözmüş olan çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözelti ise özel şartlarda, örneğin sıcaklığı arttırırsınız vesaire, özel şartlarda çözebileceğinden daha fazla madde çözmüş olan kararsız çözeltilerdir. Hemen çökme burada gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi bir örnek sorumuz var. Aşağıda verilen karışımlar hangisi bir çözelti değildir? Tuzlu su çözünme var, çözeltidir. Bir sıvı çözeltidir. Lehim bir katı çözeltidir, alaşımdır. Soğuk çay yine sıvı çözeltidir. Doğalgaz bir gaz çözeltisidir. Süt ise arkadaşlar heterojen bir karışımdır. Burada koloid sınıfına girer. Başka bir sorumuz. Yukarıda verilen karışımlardan hangileri çözeltidir denilmiş. Arkadaşlar kalay elementtir, çözelti değildir. 18 ayar altın ise işte saf altın olmadığı için, içerisinde bakır ya da çelik bulunduğu için bir alaşımdır. Alaşımlar arkadaşlar homojen karışımlardır, yani çözeltidir, bir katı çözeltidir. Kalay ise burada elementtir. Gazoz'a bakalım. Gazoz arkadaşlar bir sıvı çözeltisidir. Sıvı gaz karışımıdır. Dolayısıyla gazoz da bir çözeltidir. 2 ve 3 doğru seçeneğimiz. D şıkkı.
Çözücü ve çözünen etkileşimi. CH4 yani metan, karbon tetraklorür, iyot katısı ya da benzen gibi moleküller arasında yalnızca London, yani apılar moleküller arasında arkadaşlar London kuvveti gerçekleşir. Yani bunlar neydi? İndüklenmiş dipol etkileşimleriydi. Su, hidrojen, klorür, amonyak, işte asetik asit ya da etil alkol gibi moleküller polar olup moleküller arasında hidrojen bağı ya da dipol etkileşimi söz konusudur. Maddelerin birbiri içerisinde çözünmesinde moleküller arasındaki etkileşim kuvvetli rol oynar. Bu nedenle molekül yapıları benzer olan maddeler birbiri içerisinde iyi çözünür. Yani benzer benzeri çözer. Mantık şuydu arkadaşlar. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Bunun dışında iyonik bağlı bileşikler polar çözücülerde iyi çözünür arkadaşlar. Genel olarak polar ve iyonik maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde çözünür. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın polar iki madde bireysinde çözünüyor. Apolar çözünüyor. Apolar polar çözünmüyor. İyonik ve polar maddeler çözünür. Polar apolar ise çözünmez. Çözünme olayı atomik moleküllere de iyonlaşarak olmak üzere üç şekilde çözünme mümkün. Şimdi arkadaşlar bir etkinliğimiz var. Tuğba öğretme molekül yapısının çözünme üzerinde etkisini göstermek için tahtaya işte bir şema çizmiş. Öğrencisi belde tabloyu şu şekilde dolduruyor. Buna göre belde'nin verdiği cevaplardan kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar bunların polarını apolarını yazarsak işimiz çok daha kolay olur. Şöyle diyelim, oksijen arkadaşlar apolar bir maddedir. Element molekülüdür. Alkol polardır. Etil alkol. Hidrokarbonlar ise arkadaşlar apolardır. Bunun dışında metan arkadaşlar apolardır. Yine bir hidrokarbondur. Karbondioksit apolardır. Su ise arkadaşlar polar bir maddedir. Şimdi buna göre yapacağız. CH4 polar, O2 polar, polar da çözünür. Apolar da çözünür. Apolar polar da çözünmez. Apolar da çözünür. Apolar da çözünür. Apolar polar da çözünmez. Apolar da arkadaşlar çözünür. Şuna bakalım. Polar apolar da çözünmez. Polar da çözünür. Polar apolar da çözünmez. Dolayısıyla çözünür, çözünmez, çözünür hepsine doğru yanıtı vermiş. O zaman 9'una doğru yanıtı vermiş. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Başka bir sorumuz. Çetin soru çözerken kitapçıkta gördüğü gibi işte madde çözünür, çözünmez şeklinde bir tablo verilmiş. Yukarıda verilen madde nasıl çözünürlüklerini işaretleyin deriz arkadaşlar. Maddelerin polar apolarını bilirsek işimiz daha kolay olacak. Şimdi şeker buradaki arkadaşlar, şekerin yapısı. Hidrokarbon arkadaşlar apolar bir madde. Şekerin suda çözündüğünü bilin. O anlamda şeker yazdım. Apolardır ama şeker suda çözünebilen bir kat maddedir. Hidroklorik asitler suda çözünür arkadaşlar. Polardır. Karbon tetraklor apolardır. Tuz ise arkadaşlar iyonik bağlı bileşiktir. Suda çözünür. Baktığımız zaman Çetin'in verdiği cevaplara göre hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım arkadaşlar. Şeker suda çözünür. Şöyle biz kendimiz yapalım. Hidrokarbonlar suda çözünmez. Hidroklorik asit suda çözünür. Karbon tetraklor çözünmez. Sodyum bromür tuz suda çözünür. Dolayısıyla burada sadece şu seçeneğimiz yanlış. Yani 2. Doğru yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Moleküler çözünme. Şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Şeker, alkol, oksijen gibi moleküller suda moleküller çözünür. Bu tür maddelerin çözünürlükleri iyon içermediklerinden elektriği iletmezler arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın çay şekeri suda moleküller çözmüş. Yani ortamda artı ya da eksi yüklü iyonlar olmadığı için elektrik iletkeni söz konusu değil. Etil alkole baktığımızda yine moleküller çözünmüş. Ortamda iyonlar yok, elektrik iletkenliği olmaz. İyonlaşarak çözünmede ise asit, baz ve tuz gibi bileşikleri suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bu tür maddelerin çözünürlükleri iyon içerdiğinden elektriği iletirler arkadaşlar. Örneğin asite baktığınız zaman suda H2 iyonu ve sülfat iyonlarını açığa çıkarmış. Dolayısıyla bu iyonlar elektrik iletkenliği sağlar.
Bunun dışında amonyak bir bazdır arkadaşlar. Bakın suda çözüldüğü zaman amonyum ve hidroksit iyonlarını vermiş. Dolayısıyla elektrik iletkenliği bu iyonlar sayesinde sağlanır. Yemek tuzuna baktığımız zaman sodyum ve klor iyonlarını açığa çıkarmış. Dolayısıyla elektrik iletkenliği bu şekilde sağlanır. Çözünen iyonların su molekülleriyle çevrilmesi sonucu oluşan çözünme hidratasyon, yani su ile çözünme hidratasyon, su dışında başka bir çözücüyle çevrilmesi sonucu oluşan çözünme ise solvatasyon denir. Örneğin etiler konusunda çözünmesi hidratasyon, iyodun karbonhidrat klorda çözünmesi ise solvatasyon. Atomik çözünme ise çelik, lehim, bronz ya da 18 ağır altın gibi, yani alaşımlarda metal atomları birbiri içerisinde atomik olarak çözünür. Şimdi arkadaşlar örnek bir sorumuz var. Suda çözünen maddelerden bazıları sodyum klorür veya magnezyum nitrat gibi iyonlarına ayrışırken bazıları şeker, alkol gibi moleküller olarak çözünür. İyonlarına ayrışan maddeler elektriği iletirler ve aynı molde çözündükleri zaman kaynama noktasını daha fazla yükseltirler. Buna göre aşağıdaki maddeden hangisinin suyu çözerse elektrik akımını iletmez. Yani moleküller çözünecek. Bakalım arkadaşlar, bu asittir, suda çözünür, elektriği iletir. Hidroklorik asit, amonyak bazdır arkadaşlar, suda çözünen elektriği iletir. Sodyum nitrat bir çeşit tuzdur, suda çözünür zaman elektriği iletir. Hidrojen florür asittir arkadaşlar, suda çözünür zaman elektriği iletir. Metil alkol, bu alkoldür, moleküller çözünür. Moleküller çözünmede ise elektrik iletkenliğinden söz edemeyiz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. İşte CnHMOH ya da CnHM ya da CnHMOX gibi organik bileşikler suda iyonlaşmazlar arkadaşlar. Organik bileşikler şu asit grubu taşıyorsa, bunu asit grubu diyoruz arkadaşlar. Taşıyorsa asit, NH2 NH taşıyorsa baz, bu bileşikler iyonlaşabilir. İyon içeren çözeltilerin elektriği iletmesi kimyasal değişimdir ve bu çözeltilerde iletkenlik sıcaklık ile doğru orantılıdır. Başka bir örnek sorumuz arkadaşlar. Bir madde suda çözüldüğü zaman maddenin taneciklerinin etrafı su tarafından sarılır. Buna hidratasyon denir. Eğer maddeyi su dışında bir çözücüye çözersek buraya solvatasyon adı verilir. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde solvatasyon gerçekleşir? Şeker pancağının suya atılınca demiş arkadaşlar. Pancak şekerin suya geçmesi, bu solvatasyon. Çözücü su var. C seçeneğe bakalım. Çaya şeker atılması. Burada da çözücü sudur. Suya şeker atılıp kaynatarak şerbet hazırlanması. Bu da aynı şekilde suda bir çözünme. Plastik boyanın suyla seyreltilmesi de yine bir solvatasyondur. Ojenin aseton içerisinde çözülmesi. Bakın çözücü burada su dışında aseton olarak kullanılmış. Dolayısıyla buradaki solvatasyondur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar derişim birimlerine değinelim. Çözeltideki çözülmüş olan madde miktarının ölçüsüne derişim, yani konsantrasyon denir. Arkadaşlar kütle cüze derişim, 100 gram çözeltide çözünen maddenin gram cinsinden değeridir. Formülümüz budur arkadaşlar. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100. Çözüneni aynı olan çözeltiler karıştırıldığında oluşan karışımın kütle cüzdesi ise arkadaşlar M1Y1, M2Y2 ve 3'ten olursa M3Y3 şekline gider. En sonunda da karışımın yüzdesi çarpı karışımın yüzdesi ve toplam kütle şeklinde hesaplanır. Eğer karışıma saf çözünen eklenirse, bu arkadaşlar önemli bu madde, derişim %100, yani tuz eklersek tuzu %100 alacağız. Su eklersek ise su %0 alınır. Hacim cüze derişim aynı kütle cüze derişimdir. Sadece buradaki fark şu, 100 mililitre çözeltide çözünen maddenin mililitre cinsinden değeridir. Formül arkadaşlar aynı. Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 şeklinde. PPM ise arkadaşlar bir çözeltideki toplam madde miktarının milyonda bir kısmına PPM denir. Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 10.06. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çözünen kütlesini miligram alırsınız. Çözelti kütlesini kilogram alırsınız. Artık 10.06 ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu şekilde de hesaplanılabilir. Şimdi örnek sorularımıza geçelim arkadaşlar. 30 gram yemek tuzunun 170 gram suda çözünmesiyle oluşan çözelti yüzde kaçlıktır? Arkadaşlar çözelti kütlemiz toplam 170 gram su, 30 gram da tuz, 200 gram çözeltimiz varmış.
O zaman kütlece yüzde eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüzde çözünen 30 gram tuz çözelti 200 çarpı 100 arkadaşlar. Buna şu sıfırla sadeleştirirse 31 2'den %15 çıkar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Kütlece %24'lük 400 gram şekerli su çözeltisinden kaç gram şeker çözülmüştür deniliyor. Bu sefer yüzdeyi vermiş. %24 eşittir. Çözünen miktar istiyor. Ona x diyelim. X bölü çözeltimiz 400'müş. Çarpı arkadaşlar 100. Burada sıfırlar giderse x eşittir. İçler dışlardan %48 gram çıkar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada bir karışım var. %30'luk 200 gram bir çözelti var. Bir de %40'lık 300 gram bir çözeltimiz var. Karıştığında yeni karışım kütlece yüzde kaçlık olur? Her iki çözeltiyi şu şekilde alacağız. 200 gramın %30'u artı 300 gramın %40'ı yeni çözeltimiz arkadaşlar toplam 500'dür. 500 çarpı x bölü 100 diyebiliriz. Şöyle şu sıfırla sadeleştirirse 60. Şunlar şöyle sadeleştirirse 120. İşte şu sıfırla şöyle sadeleştirirse eşittir 5x. Yani 180 eşittir 5x'e. X de burada arkadaşlar 36 yani %36 çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. 500 ml içme suyunda 4 mg kalsiyum artı 2 iyonun bulunduğuna göre içme suyundaki kalsiyum artı 2 derişimi kaç ppm'dir? Ppm hesaplarken çözünen miligram çözeltiyi de kilogram şeklinde alırsak işimiz daha kolay olurdu. Şöyle kaydırayım yukarıya. Şimdi ppm eşittir arkadaşlar miligram bölü kilogramdı. Çözüneni miligram alacaksınız. 4 mg kalsiyum artı 2 iyonu ve şunu kilograma çevirsek 0.5 kilogram su arkadaşlar. 4 bölü 0.5 bu da 8 eder. 8 ppm yani. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Diğer örnek bir sorumuz arkadaşlar. Şöyle büyüteyim tekrar. Yine bir karışım problemi gibi düşünebilirsiniz. İki ayrı çözelti verilmiş. Kütlece yüzde derişimleri verilmiş. Karıştırıldığında yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır deniliyor. Yani 300 gram çözeltinin %25'i artı 200 gram çözeltinin %40'ı yeni çözeltimiz 500 çarpı yeni çözeltinin kütlece yüzdesi x bölü 100. Şuna sıfırları sadeleştirirsek arkadaşlar işlem kolaylığı açısından şurası 75 şurası 80 olur eşittir 5x'e bu da 155 eşittir 5x x buradan arkadaşlar 31 çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. İki ayrı çözelti var. Yine karıştırılıyor. Son çözeltinin kütlece yüzde derişim verilmiş. Bu çözeltilerin karıştırılma oranı nedir denilmiş. Şimdi birinci çözeltimize A diyelim. İkincisine B diyelim. İlk çözeltimizin %20'si alınmış. İkinci çözeltimizin %40'ı alınmış. Yeni çözeltimiz A artı B'dir. Bu da %35 çıkmış arkadaşlar. Şurada ortak payları alabiliriz. 20A artı 40B bölü 100 eşittir. 35A artı 35B eşittir bölü 100. Şurada yüzler gider arkadaşlar. 20A artı 40B eşittir. 35A artı 35B gibi düşünürsek buradan da A'yı öteki tarafa A türünden B türünden onları bu tarafa atarsak şöyle şu boşluğa çekeyim arkadaşlar. Buradan 15A eşittir 5B'ye buradan da A bölü B arkadaşlar 1 bölü 3 çıkacak. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Hacimce yüzde derişim verilmiş. Konya'da kaç metre etil alkol vardır deniliyor. Şimdi %80'lik denmiş arkadaşlar. %80'imiz eşittir. Çözeltimiz kolonyamız 500. Ne kadar kolonya var? Çarpı 100 diyoruz. Buradan şu sıfırlar giderse işler dışarı yaparsak buradan da 85-400 gram çıkar. 400 mililitre çıkar arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Diğer bir sorumuz 20 mg klor çözülerek hazırlanan 5 kg çözeltinin derişimi kaç ppm'dir?
Bu da zaten miligram ve kilogram cinsinden verilmiş. O halde sorumuz çok kolay oluyor. 5 kilogram 21 bölüşten 4 ppm'dir arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Yine bir ppm sorusu. Bir kuyu suyundan alınan örneğin 2 kilogramında 8 miligram siyanür iyonun olduğu ölçülmüş. Buna göre sudaki siyanür derişimi kaç ppm'dir? Ppm eşittir arkadaşlar. 8 miligram madde çözünmüş. 2 kilogram suda. Bu da 4 ppm'dir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. 100 gram %40'lık şekerli su üzerine 200 gram şeker ekleniyor. Şöyle kenara kaydırayım, alan oluşsun. 20 gram şeker ekleniyor. Oluşan çözeltinin kütlece %30 şeker içermesi için karışıma kaç gram su ilave edilmelidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda şeker ilave edildiği zaman %100 alınır. Su ilave edildiği zaman %0 alınır. Şimdi 100 gramlık bir çözeltimiz varmış. Bu %40'lıkmış. Üzerine 20 gram şeker ilave ediliyor. Şekeri %100 alıyoruz arkadaşlar. Üzerine de bir miktar su ilave ediliyor. A kadar su ilave edilsin. Bu da %0'lıktır. Yeni çözeltimiz 100 artı 20 artı A. Yeni çözelti %30 oluyormuş arkadaşlar. Soru da verilmiş. Buradan A'yı bulacağız. Şurada 0 olduğu için şurayla işimiz yok. 0'la çarpıldığı için. Şuradaki sadeleştirme işlemini yaparsak burası 40 artı 20 eşittir. Şuradan da şöyle giderse arkadaşlar 120 çarpı 3 360 artı 3A bölü 10 kalır arkadaşlar. Şurada 80'dir. Yani 80 eşittir 360 artı 3A bölü 10'dan. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar 360 artı 3A eşittir 800'e. Buradan 3A eşittir 800'den 360'ı çıkarırsak, pardon şurada hata yapmışım, 40 artı 20 60, bu da 600 edecek. 600'den 360 çıkartırsak 240. Buradan da A arkadaşlar 80 çıkar. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar molarite. 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısıdır arkadaşlar. Molarite büyük M ile gösterilir. Birimi mol bölü litredir. Formül arkadaşlar M eşittir M bölü V. Burada M'imiz molarite. N arkadaşlar mol sayısıdır çözünen maddenin, V ise çözeltinin hacmidir. Şimdi derişim seyreltme işlemlerinde işte arkadaşlar çözeltiye su ekleme veya çözeltideki suyun bir kısmının buharlaştırılması yani deriştirme işlemlerinde M1 V1 eşittir M2 V2 bağıntısı kullanılır. Burada M1 V1 ilk çözeltinin molaritesi ve ilk çözeltinin hacmi, M2 V2 ise son çözeltinin molaritesi ve son çözeltinin hacmidir. Şimdi arkadaşlar bakalım örneklerimize. 2.02 gram potasyum nitrat çözülerek hazırlanan 200 mililitre çözeltinin derişimi kaç molardır? Burada öncelikle mol sayısını bulalım. Mol sayısı N eşittir M bölü MA'ydı. 2.02 bölü potasyum nitratın MA'sı 101. Buradan da mol arkadaşlar 0.02 çıkar. Molariteye geçelim. Molarite N eşittir M bölü V'de 0.02 mol bulmuştuk. Hacim de 200 litre. Yani bunu litre içersek 0.2 litre. Bunu da bölersek arkadaşlar 0.1 molar çıkar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Başka bir sorumuz. Yine aynı benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer derişimi vermiş çözeltinin hacmi isteniyor. Öncelikle molümüzü bulalım. 4.9 bölü H2SO4'ün MA'sı 98. Buradan da arkadaşlar 0.05 mol çıkar. Şimdi molarite eşittir M bölü V'den 0.2 molarmış. Mol sayımızı 0.05 bulduk. Buradan da hacim arkadaşlar 1 bölü 5 0 şöyle yaparsak 0.05 bölü 0.2. Bu da 0.25 mililitre eder. Bu da 200 litre eder.
Bu da 250 mililitre eder. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. 4 gram sodyum hidroksit çözülerek hazırlanan böğüsünde çözeltinin derişimi kaç molardır denmiş. Yine M eşittir M bölü V'den öncelikle mol sayısını bulalım. N eşittir 4 gram bölü MA'sı 40'mış arkadaşlar. Buradan da 0.1 mol buluruz. M eşittir M bölü V'den 0.1 hacimde 500 mililitre. Bu da 0.5 litre eder. Buradan da 1 bölü 5 0.2 molar çıkar arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz. Çözeltimiz varmış. 0.5 molar 400 mililitre HCl çözeltisine kaç mililitre su ilave edilse çözeltinin derişimi 0.2 molar olur. Şimdi 0.5 M1V1 formülü şu M1V1 eşittir M2 M son V son şeklinde düşünebiliriz. 0.5 çarpı 400 direkt tarafı mililitre cinsine ya da direkt litreye çevirelim. 0.4 eşittir M2 0.2 molarmış. Son hacim arkadaşlar 0.4 artı X diyelim. Bu toplam hacimdir. Bu şekilde düşünelim. Buraya dikkat edelim lütfen. Buradan da işte şunun çarp şöyle sadeleşsek 1, 2, 0.5 çarpı 2, 1 eder. İşte 0.4 artı X'ten X eşittir 0.6 litre çıkar. Bu da arkadaşlar 600 mililitredir. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. 0.1 molar 600 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinden kaç mililitre su buharlaştırılırsa çözelti derişimi 0.8 molar olur. Bu sefer buharlaştırma işlemi yapılıyor. Yine aynı formülümüz M1V1 eşittir M son V son şeklinde ya da M2V2 0.1 çarpı 0.6 eşittir son çözeltimiz 0.8. Bu sefer buharlaştırıldığı için çıkartıyoruz arkadaşlar. Çözeltinin kütlesi azalacaktır. Buradan da işlemi yaparsak arkadaşlar X'i biz buradan 525 mililitre buluruz. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Çözeltilerin karıştırılması. Aynı tür çözeltiler karıştırılırsa oluşan yeni karışımın derişimi M1V1, M2V2, M son V son bağıntısı ile hesaplanır arkadaşlar. Bu da son hacme dikkat edelim. V1 artı V2 şeklinde olacaktır. Şöyle yapsak daha iyi. İyon derişimi ise arkadaşlar suda iyonlarına ayrışarak çözülen aset, baz ve tuz gibi bileşiklerin iyonlaşma denklemleri yazılarak iyon derişimleri hesaplanır. Örneğin 0.1 molar alüminyum sülfat çözeltisinde alüminyum artı sülfat eksi 2 iyon derişimine bakacak olursak arkadaşlar iyon denklemi yazdıktan sonra direkt buradaki katsayıları dikkate alarak iyonların da derişimi hesaplanabilir. İyon derişimleri belirtirken iyonlar köşeli parantez içerisinde gösterilir bu şekilde. Çözeltideki herhangi bir iyonun derişimi arkadaşlar toplam mol sayısı bölü toplam hacimden de hesaplanabilir. Şimdi örnek bir sorumuz var. İki çözelti karıştırılıyor. 0.2 molar ve 300 mililitre sodyum nitrat çözeltisine 0.4 molar 200 mililitre sodyum nitrat çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan çözeltinin derişimi kaç molardır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 0.2 pardon yanlış yazdım. Şöyle yapalım. M1V1 artı M2V2 eşittir M son V son şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Burada M1V1 0.2 çarpı 0.3 artı litre alacağız. M2V2 0.4 çarpı 0.2 M son son çözeltinin derişimi isteniyor. Son çözeltinin hacmi ise arkadaşlar 500 mililitre yani 0.5 litredir. Buradan 0.06 artı 0.08 M son çarpı 0.5. Bu da arkadaşlar 0.14 bölü 0.5 bize son derişim verir. Son derişim de buradan 0.28 molar çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar.
0.2 molar 300 mililitre potasyum siyanür çözeltisi ile 0.3 molar 100 mililitre potasyum siyanür çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltinin derişimi kaç molardır denmiş. Yine aynı şekilde M1V1, M2V2, M son V son şeklinde hesaplıyoruz arkadaşlar. Formülü uyguluyoruz. 0.2 çarpı 0.3 artı 0.3 çarpı 0.1 eşittir. Son çözeltinin değişimi isteniyor. Hacim de arkadaşlar 100 300 400, yani 0.4'tür. Şurada 0.06, şurası 0.03 eşittir. M son çarpı 0.4. Burası 0.09 bölü 0.4 eşittir M son. Son derişim arkadaşlar 0.09 bölü 0.4'te 0.225 çıkar. 225 molar. Yani A seçeneği doğru seçeneğimizdir. Şimdi arkadaşlar başka farklı bir sorumuz. 0.3 mol kalsiyum bromür çözülerek hazırlanan 400 mililitre çözeltideki bromiyon derişimi nedir? Öncelikle bu maddenin derişimini bulalım. M'dir M bölü V'den 0.3 molarmış. 400 mililitremiş. Yani 0.4. 3 bölü 4 arkadaşlar. 0.75 molar çıkar. Şimdi bu kalsiyum bromürün derişimi arkadaşlar. Kalsiyum bromürün iyon denklemini yazıp buradan da bromların derişimine ulaşabiliriz. Kalsiyum artı 2 brom eksi 2 mol brom var. Şimdi kalsiyum bromürün 0.75 molar. O halde kalsiyum artı 2'nin de 0.75 molar. Bromun arkadaşlar burada katsayısı 2 olduğu için, yani 0.75 çarpı 2, bu da 1.5 molar eder. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar 2020 AYT'de gelmiş bir soru. İki ayrı çözelti karıştırılmış. Oluşan yeni çözeltideki potasyum iyonunun derişimi kaç molardır denmiş. Burada arkadaşlar öncelikle her iki çözeltideki potasyum derişimlerini bulalım. Potasyum sülfatı iyon denklemini yazarsak 2 potasyum artı sülfat eksi 2 şeklinde 2 molarmış potasyum sülfat. O zaman şuradaki potasyum iyonu 4 molar eder. Diğer çözelti içinde bakalım. Potasyum nitrat çözeltisinin iyon denklemini yazarsak potasyum artı nitrat eksi şeklinde olacaktır. 1 molarsa buradaki potasyum da 1 molar. Şimdi arkadaşlar M1V1, M2V2'ye göre potasyum iyon derişimi yazarsak birinci çözeltimizdeki potasyum iyon derişimi 4 molar. Hacim 100 mililitre, yani 0.1 çarpı 4 artı ikinci çözeltideki potasyum 1 molar. Hacim 400 mililitre, yani 0.4 çarpı 1 molar eşittir. Son çözeltideki toplam hacim arkadaşlar 0.1 0.4, yani 0.5 litredir çarpı M son şeklinde hesaplayabiliriz. Buradan da arkadaşlar M son hesaplarsak 1.6 molar çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Şunu ortalayalım. Çok küçük kaldı. Sodyum iyonları derişimi 0.6 molar olan 200 mililitre sodyum sülfat çözeltisinde kaç gram sodyum sülfat çözülmüştür? Arkadaşlar burada yine iyon denklemi yazarsak işlemimiz çok kolaylaşır. Sodyum sülfatın iyon denklemini yazarsak 2 sodyum artı sülfat eksi 2 şeklinde. Şimdi sodyum iyon derişimi 0.06 molarmış. Tepkime katsayılarını kullanırsak sodyum sülfatın burada 1 mol. Dolayısıyla 0.03 molar olur. Derişimi bulduk. Şimdi arkadaşlar buradan M'dir N bölü V'den mole ulaşacağız. Mol'den de kütleye. M'dir N bölü V'den derişim eşittir N bölü V. Derişimimiz 0.03 bulmuştuk. N molü bilmiyoruz. Hacim 200 mililitre, yani 0.2 litre eder. Buradan da molümüz 0.006 mol çıkar. N eşittir M bölü MA'dan da kütleye ulaşırız arkadaşlar. 0.06 bölü eşittir M bölü MA'sı sodyum sülfatını hesaplarsak 142 çıkar. Buradan da işler dışlar yaparsak 142 çarpı 0.06'dan
Burada da 0.852 çıkar arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Küçültelim bunu birazcık. 0.8 molar 100 litre potasyum mutat çözeltisiyle 0.2 molar 100 litre sodyum karbonat çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltiyle ilgili açıklıkların hangisi yanlıştır? Eşit hacimli karıştırılırsa arkadaşlar hepsinin derişimleri yarı yarıya düşer. Şimdi şu potasyum nitratın iyon derişimini yazalım. Şimdi iyon denklemini potasyum artı nitrat eksi. Çünkü burada iyonların derişimleri de istenmiş. Sodyum karbonatın iyon denklemini yazarsak 2 sodyum artı artı karbonat eksi 2'dir arkadaşlar. Şimdi burada potasyum nitrat 0.8 molar verilmiş. O halde bunları da potasyum artı da 0.8 molardır. Nitrat iyon derişimi de 0.8 molardır. Sodyum karbonat 0.2 molar verilmiş. Sodyum iyon uzmanı 0.4 molardır derişimi. Karbonat 0.2 molardır. Şimdi buna göre yorum yapalım. Çözeltideki nitrat iyon derişimi 0.4 molardır denmiş. Şimdi nitrat 0.8 molar eşit hacimle karıştırıldığı için hacim iki katına çıkmış. Dolayısıyla derişim yarı yarıya düşecek. Bu doğrudur. Çözeltideki sodyum iyon derişimi 0.1 molardır. Şimdi 0.4 molar sodyum var. Eşit hacimle karıştığında hacim yarı, derişim yarıya düşecek. 0.2 olması lazım. Dolayısıyla yanıt seçeneğimiz B seçeneğidir. Çözeltide karbonat derişimi 0.1 molardır. Karbonat 0.2 idi. Hacim iki katına çıktığı için derişim yarıya düşecek. Bu doğrudur. 0.02 mol sodyum karbonat çözülmüştür denmiş arkadaşlar. Hesaplama yaparsak bu seçeneğimiz de doğru çıkacaktır. Çözeltideki potasyum iyon derişimi 0.4 molardır. Potasyum 0.8 molar eşit hacimde karıştırıldığı için hacim iki katına çıkmış. Derişim yarıya düşecek. Bu E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Bakalım hemen. 0.2 molar 400 mililitre kalsiyum klor çözeltisi ile 0.3 molar 100 mililitre alüminyum klor çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki klor iyon derişimi kaç molardır? Arkadaşlar çözeltilerin iyon denklemlerini yazıp öncelikle buradaki klor iyon derişimlerini bulalım. Alüminyum klor da yazalım. Alüminyum artı 3 artı 3 klor eksi. Şimdi iyon derişimine bakıldığında kalsiyum klor 0.2 molar. O halde şuradaki klor 0.4 molardır. Alüminyum kloru baktığınız zaman 0.3 molar. O halde şuradaki klor 0.9 molardır. M1 V1 M2 V2'den 0.4 çarpı 400 litre 0.4 litredir. Artı 0.9 çarpı 100 litre 0.1 litredir. Eşittir. Toplam 0.5 litre ediyor. Son derişim bizden isteniyor. M son. Buradan da arkadaşlar 0.4 çarpı 0.4 0.16 eder. Artı 0.1 çarpı 0.9 bu da 0.09 eder. Eşittir 0.5 çarpı M son. Buradan da 0.25 eşittir 0.5 M sona. Buradan da M son arkadaşlar 0.5 molar çıkar. Yani doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Bunu birazcık küçültelim. Evet bakalım şimdi. 0.4 molar 200 mililitre demir klor ile x molar y mililitre sodyum klor çözeltileri karıştırınca demir iyonlar derişimi 0.2, klor iyon derişimi 0.8 molar oluyor. Buna göre x ve y çift aşağıdakilerin hangisidir? Tuzlarımızı iyonlaştıralım arkadaşlar. Demir kloru iyonlaştırırsak demir artı 2 artı 2 klor eksi. Buradaki demir klor 0.4 molarmış. Buradaki demir o halde demir artı 2 de 0.4 molar. Klor iyon derişimi 0.8 molar. Şimdi bir de sodyum klorür tuzumuz var. İyon denklemi yazarsak sodyum artı klor eksi. X molarmış arkadaşlar. O halde bu da X molar. Bu da X molar. Şimdi
Demir iyon derişimi 0.2 molar oluyormuş son durumda. Şimdi demir artı 2 iyon derişimi arkadaşlar 0.4 molar. 0.2 molara düşmesi için eşit hacimde karıştırılması lazım. O halde bizim Y'miz arkadaşlar 200 mililitre olması gerekir ki klor demir iyon derişimi yarı yarıya düşsün. Şimdi Y'miz 200 milim. O halde şu seçeneklerimiz elendi. A, E ya da B seçeneklerine bakacağız şimdi. Klor iyon derişimi arkadaşlar 0.8 molarmış en sonunda. Bir hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki M1, V1, M2, V2, M son, V sondan 0.8 çarpı 0.2 artı bu 200 milimde, Y'miz 200 milimde, X çarpı X molar çarpı 0.2 eşittir. Toplam 400 milim, yani 0.4 çarpı 0.8 arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar 0.16 artı X çarpı 0.2, bu da 0.32 çıkar. X çarpı 0.2 eşittir. Şunu şu tarafa atarsak 0.16 kalır. Her iki tarafı 0.2'ye bölersek arkadaşlar X'imiz buradan 0.8 molar çıkar. Yani 200 mililitre ve 0.8 molar şeklinde. Doğru seçeneğimiz E, pardon, X2. Evet, doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. 0.1 molar 200 mililitre gümüş alüminyum sülfat çözeltisi ile 0.2 molar 600 mililitre potasyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında tamir tepkimesine kaç mol alüminyum hidroksit çöker? Sonra şunu bir kenara kaydıralım. Alanı oluşturalım kendimize. Şimdi arkadaşlar tepkimi yazacak olursak alüminyum hidroksit, pardon, alüminyum sülfat ile potasyum hidroksit karıştırıldığında alüminyum hidroksit dibe çekiyor. Artı burada potasyum sülfatta iyon halinde kalıyor. Şimdi bize çöken alüminyum hidroksitin miktarını soruyor mol olarak arkadaşlar. Kaç mol denmiş. Şimdi başlangıç, sonra tepkime, sonra da sonuç şeklinde gidersek. Şimdi alüminyum sülfat 0.MH/V'den molünü bulabiliriz. Hemen 0.1 molar eşittir N bölü 0.2, 200 mililitre de 0.2 litredir. Buradan da alüminyum sülfatın mol sayısı 0.02 mol çıkar. 0.02 mol elimizde alüminyum sülfat var. Potasyum hidroksit de 0.2 çarpı 0.6'dan 0.12 mol potasyum hidroksit var. Başlangıçta bu iki madde yok. Şimdi tepkime gelecek maddelerden birinin tam bitmesi lazım. Çünkü tam verimle tepki neden kaç mol alüminyum hidroksit çöker demiş. Şimdi alüminyum sülfattan hepsi biterse arkadaşlar 1'e 0.2 gelirse buraya da 1'e 0.2 gelecek. 0.02 bu tamamen bitecek. Bundan artacak çok önemli değil. Alüminyum hidroksitin kaç mol olacağını, ne kadar çok olacağını hesaplayalım. Şurada tepkimeyi denkleştirirsek arkadaşlar şuraya 2 yazmamız gerekecek. Tepkime şu anda denk oldu. Şurada 2 yazarsak şu an tepkimimiz denkleşti. Alüminyum hidroksit şu şekilde. Yani şuraya 6 yazarsak K2SO4. Şuraya 3 yazarsak, şuraya da 6 yazarsak tepkimimiz denkleşecektir. 0.02 mol harcanası 1'e 0.02 gelirse 2'ye 0.04 mol alüminyum hidroksit çökecek. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. 0.4 molar 600 mililitre sodyum klor çözeltisindeki klor iyonlarının tamamını alüminyum klor olarak çöktürmek için 0.6 molarlık gümüş nitrat çözeltisinden kaç mililitre alınmalıdır? Şimdi bakalım sodyum klordaki klorların miktarına bakalım arkadaşlar. Şunu molünü hesaplarsak 0.4 çarpı 0.6'dan 0.24 mol çıkar. Dolayısıyla elimizde 0.24 mol klor var. Bir bu kadar da gümüş lazım ki çökme tamamen gerçekleşsin. Gümüş nitratı iyonlaştırdığınızda gümüş artı nitrat eksi iyonlarına erişir. Yani elimizde bu kadar gümüş olması lazım ki tamamen gümüş kloru şeklinde çöksün. O halde
Burası 0.24 mol olur. Şu anda gümüş nitratın mol sayısını bulduk. Derişim belli. Buradan hacme çıkalım arkadaşlar. M bölü V'den derişim 0.6 mole ulaşalım. Molü pardon belli 0.4. Hacme ulaşacağız arkadaşlar. Hacim de burada 0.24 bölü 0.6'dan. Buradan 0.4 litre çıkar. Bu da arkadaşlar 400 mililitredir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. 4 molar 200 litre kurşun nitrat çözeltisiyle 2 molar 300 litre potasyum iodür çözeltisi karıştırıyor. Buna göre tam verimle tepkinde kaç mol gümüş 2 iodür çöker? Şimdi arkadaşlar tepkime denklemi yazacak olursak kurşun nitrat ile potasyum iodür tepkimeye girip bir çökme gerçekleşiyor. Kurşun iodür artı potasyum nitrat şeklinde şuraya 2 dersek, şurada 2 dersek tepkime denkleşmiş olur. Şimdi bunların mol sayısına ulaşalım. Şuradan 4 çarpı 0.2'den 0.8 mol madde vardır başlangıçta. Sonra tepkimeye girecek. Sonra da sonuç. Potasyum iodürse arkadaşlar 3 çarpı 0.2'den 0.6 mol eder. Başlangıçta bunlar yok. Maddelerden biri bitecek. 0.6 mol kurşun iodür biterse buna da 2'ye 0.6 gelirse 1'e 0.3 gelir. Arkadaşlar bakın burada eğer ki kurşun nitratı bitirmeye çalışırsam 0.8 tükenirse potasyum iodürden 1.6 mole ihtiyaç var ama elimizde o kadar potasyum iodür yok. O yüzden kas ses genelde büyük olan madde biter. Küçük olan maddeden artar. Yani 0.5 mol örneğin kurşun nitrat artar. O halde ne kadar madde çöker dediğimizde, kaç mol madde çöker dediğimizde ise 2, 1'e 0.3 gelir. O zaman burayı da 0.3 mol artar arkadaşlar. Oluşur. Yani 0.3 mol kurşun 2 iodür çöker arkadaşlar. Seçeneklerde sıfırlar yanlış verilmiş. Yani şurada 0.3 olacak. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. 0.4 molar 200 litre XY2 ile 300 litre AB çözeltisi karıştırıldığında tam verimli tepkime ile AY tuzu çöküyor. Çökme sonrası Y iyonun derişimi 0.02 molar olduğuna göre AB tuzun başlangıç derişimi kaç molardır? Şimdi arkadaşlar burada tepkime denklemini yazarsak XY2 ile 2AB tepkimeye girip 2AY katısını artı XB2 çözeltisini oluşturuyor. Şunlar suda arkadaşlar. Şimdi tabi çökme sonrası yayın derişimi de var. Demek ki yayın bir kısmı hala ortamda var arkadaşlar. Bir kısmı ise çökmüş tepkime sonrasında. Şimdi buradan X'in derişimine bir ulaşmaya çalışacağım. Şuradan XY2'nin mol sayısı 0.2 çarpı 0.4'ten 0.08 mol çıkar. Şimdi ne kadar Y'den ne kadar artmış bir onu bulalım. Ne kadar çökmüş. Şimdi XY2 yazarsak arkadaşlar iyon denklemini X artı artı 2Y şeklinde yazabiliriz. Yani 0.02 molar Y derişim varmış. O halde X 0.01 molar çıkar arkadaşlar. Buradan da mole ulaşmaya çalışalım. M eşittir M bölü V'den 0.01 eşittir m bölü 0.5 toplam hacim çünkü 500 milim yani o da 0.5 litredir. Buradan da mol 0.005 mol. O halde y artmış oluyor arkadaşlar. Şuraya artan 0.005 mol y arttığı için yani demek ki x'ye 2 artmış oluyor. Harcanın 0.0 o halde 0.075 mol harcanıyor. 1'e 0.075 mol gelse 2'ye 0.15 mol gelir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim başlangıçta AB'ye baktığımız zaman AB de o zaman başlangıçta 0.15 mol. Çünkü tamamı burada çöküyor, bitiyor. Maddelerin birinin bitmesi lazım. AB'miz 0.15 mol. Buradan hemen arkadaşlar hacme derişimi kaç?
Tuzun başlangıç derişimi kaç molardır başlangıç derişimi? MH^V'den molünü bulduk. MH^V'den 0.15, toplam hacim 0. Pardon, en baştaki başlangıçtaki derişimin istemişti. 0.3 litre o halde. 0.15 bölü 0.3'ten de 0.5 molar çıkar. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Şimdi kütle cüzde derişim ve yoğunluğu verilen bir çözeltinin molaritesi aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır. Yani molarite eşittir yüzde derişim çarpı D çarpı 10 bölü MA formülünden hesaplayabiliriz arkadaşlar. Molality ise arkadaşlar 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Molalite küçük m ile gösteriliyor. 1 mol bölü kilogramdır. Burada çözünenlerin mol sayısı, çözücülerin ise kütlesini kilogram şeklinde alacağız. Mol kestiyse arkadaşlar, mol kesiri bir çözeltide herhangi bir bileşenin mol sayısının toplam mol sayısının oranı mol kesir denir. X ile gösterilir arkadaşlar. Örneğin ABC bileşeninden oluşan bir çözeltideki mol kesirler aşağıdaki bağıntılarda hesaplanır. Şimdi orada 3 madde var. Örneğin A'nın biz mol kesirine bakıyorsak X'e eşittir. A'nın mol sayısı bölü N toplam, yani toplam mol sayısı şeklinde düşüneceğiz. B'nin de C'nin de aynı şekilde. Çözeltideki tüm bileşenlerin mol kesirleri toplamı daima 1'dir. Şimdi arkadaşlar örnek sorularımıza bakalım bununla ilgili. 2012 YGS'de gelmiş bir sorumuz. Şöyle kenara çekelim, küçültelim. Sudaki gliserinin sudaki kütleci %18.4'lük çözeltisinin yoğunluğu 1.04 gram bölü mililitredir. Buna göre çözeltinin molaritesi nedir? Şimdi molarite eşittir yüzde çarpı D çarpı 10 bölü MA'ydı arkadaşlar. Formülde verilenleri yerine koyarsak 18.4 çarpı yoğunluğu 1.04 çarpı 10 bölü MA'sı ise 92. Buradan işlem yaparsak arkadaşlar 2.08, yani C seçeneği çıkacaktır. Diğer bir sorumuz, yoğunluğu 0.12 gram bölü mililitre olan ve kütle %4.9'u kaşık SO2 çözeltisinin derişimi kaç molardır? Yine aynı formülden MH'tir yüzde çarpı D çarpı 10 bölü MA'dan, yüzdesi 4.9, yoğunluğu arkadaşlar 0.12 çarpı 10 bölü MA'sı ise 98. Buradan da işlem yaparsanız 0.06 molar bulursunuz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz, 7.2 gram C6H12O6 yani şekerin 200 ml suda çözülmesiyle oluşan çözeltinin derişimi kaç molaldir? Yani molalite istiyor. Arkadaşlar molalite eşittir M bölü ve burada kilogram alacağız hacmi. Şimdi mol sayısını bulmamız lazım. O halde mol sayısı 7.2 M bölü MA'dan, MA'sı arkadaşlar bunun 180 çıkar. Buradan da 7.2 bölü 180 0.04 çıkar arkadaşlar. Hemen burada molalite de yerine koyalım. M bölü V kilogram 0.04 mol bölü 200 mililitre, suyun öz kütlesi 1 olduğu için bunu kilogram gram cinsinden alabiliriz. Kilogram içerisinden de 0.2 kilogram eder. Bunda sonucu arkadaşlar 0.04 bölü 0.2 0.2 molal çıkar arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Konuyla ilgili son sorumuz. 400 gram suda 1.126 gram nitrik asit çözülerek hazırlanan çözeltinin derişimi kaç molaldir? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Molal eşittir M bölü V, burada kilogram alacağız. Hemen molu ulaşmaya çalışalım. 1.26 bölü 63, bu da arkadaşlar 0.02 mol eder. Molü bulduk, 0.02 mol. Hacim 400 gram su, bu da 0.4 kilogramdır arkadaşlar. Buradan da sonucumuz 0.05 molal çıkar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde koligatif özellikleri işleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.